Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Ekim 1869'da kuyu kazan iki işçi çok esrarengiz bir şey keşfetti. Kuyu kazarken toprağın altında yaklaşık 3 metre derinde taştan yapılmış büyük bir ayak buldular. İşçilerin isimleri Gideon Emmons ve Henry Nicholas'tı. Taştan yapılmış bu devasa ayak her ikisini de ürkütmüştü. Kazmaya devam ettiklerinde ayakların altında büyük bir devin yattığını fark ettiler. Boyu yaklaşık 3 metreydi. Elini göğsünün altına yerleştirmişti. Onu bulan işçiler, eski zamanlarda yaşamış Kızılderililer onu buraya gömmüşler diye bağırdılar. Bulunduğu yer ismini Galler'in başkentinden alan New York'taki bir mezra olan Cardiff'ti. Devin bulunduğu arazinin sahibi William Newell haberi alır almaz bu olayı bütün şehre yaydı. Ona göre bu çok büyük bir keşifti. Herkes bunu görmeliydi. William hemen devin bulunduğu yerin yakınına bir tane çadır kurdu. Olayı duyan halksa bölgeye gelmeye başlıyordu. Erkekler ellerindeki işleri bıraktı, kadınlar kucaklarında bebekleriyle olay yerine koştular. William Newell ilk gün gelen herkesten 25 sent topladı. İlginin çok yüksek olduğunu görünce ikinci gün fiyat artık 50 sent olmuştu. Bu iş William'a bir servet kazandıracak gibi görünüyordu. Cardiff Devi ismi verilen bu eseri görmeye binlerce kilometre uzaktan insanlar geliyordu. Hatta Cornell Üniversitesi'nin ilk rektörlerinden Andrew White bile haberi duyar duymaz yola çıkmıştı. White o günleri şöyle anlatıyordu. Cardiff'e yaklaştığımızda yollar arabalarla doluydu. İnsanlar akın akın bölgeye gidiyorlardı. Çevredeki çiftliklerden yoğun bir ziyaretçi akını yaşanıyordu. Kereste vagonları insan taşıyordu. White mezara ulaştığında Cardiff Devi hala aynı yerindeydi. Çadırın çatısından gelen güneş ışığı üzerine düşüyordu. Devin uzuvları sanki daha önce bir ölüm mücadelesi vermiş gibi eğilmiş bükülmüştü. İnsanlar onu büyük bir ciddiyetle izliyorlardı. Ziyaretçiler fısıltıyla konuşuyor, çok fazla ses çıkarmamaya çalışıyorlardı. Gazeteler bu bulgu hakkında metiyeler düzüyorlardı. Syracuse gazetesi yeni bir mucize başlığını atmıştı. Cardiff Devini görmeye ilk hafta 2500 insan gelmişti. Peki ama kim yapmıştı bu devi? Amaçları neydi? Cevabı videonun ilerleyen kısımlarında vereceğim. O yıllarda devin gerçek bir insan olduğunu bilinmeyen bir sebepten taşlaştığını düşünen binlerce insan vardı. Devin bulunduğu yer Cardiff'te daha önce çok sayıda fosili bulunmuştu. Paleontolojistler bölgeye hakimlerdi. Hem İncil'de hem de Mağaparada da devlerden bahsedilir. Benzer hikayeler Yunan mitolojisinin yanı sıra Aztek, Mısır, İrlanda ve Bask geleneklerinde de vardır. Bu gelişme din adamlarının da ilgisini çekmişti. O dönem haberi duyan bir papaz bölgeye geldiğinde şunları söylemişti. Bu harika korunmuş eseri gördükten sonra herhangi bir insanın bu mucize kanıtı inkar etmesi garip değil mi? Bu çok açık. Belki de burada fosilleşmiş bir insan var. Ve bu neden kutsal kitaplarda yazan devlerden birisi olmasın? Bu dev İncil'in kanıtıdır. Cornell Üniversitesi'nden gelen Andrew White ise şunları söylüyordu. Tüm bilimsel kanıtlar bu devin kutsal kitaplarda yazanlarla hiçbir ilgisi olmadığını gösteriyor. Buna rağmen İncil'deki dev hikayesine inananlar var, demişti. Bu arada Syracuse'dan gelen bir öğretim görevlisi ortaya çok daha garip bir iddia atmıştı. Fransız Cizvitler, yani Hristiyan bir tarikata mensup olanlar, diğer bir ismiyle de İsa tarikatının üyeleri bu taşları yüzyıllar önce şekillendirmişlerdi. Bu tür heykeller yapma ihtimalleri epey yüksek. Jeolog James Hall, Cardiff Devi'ni inceledikten sonra bu şey şu ana kadar ülkemizde bulduğumuz en dikkat çekici nesne demişti. Heykelin şöhreti her geçen gün yayıldı. Arazinin sahibi William Newell nedense bu şöhretten pek memnun değildi. Bir süre sonra da heykeli başka bir bölgeye gömmeyi önerdi. Ancak heykelin büyük bir tarihsel değere sahip olduğunu savunan insanlar onu bu fikrinden caydırdılar. İş adamları Cardiff Devi'nden para kazanmak istiyorlardı. Bu amaçla hepsi teker teker William'ın kapısını çaldı. İçlerinden bir tanesi heykelin 4'te 3'lük hissesi için tam 30 bin dolar yani günümüz parasıyla 1 milyon dolar teklif etti. Ama Newell pek istekli görünmüyordu. Arkeologların çoğu bu devi sahte ilan ettiler. Bazı jeologlar heykelin bulunduğu yerde kuyu kazma çalışması yapılmasının mantıksız olduğunu belirtti.
Paleontolojist Othniel Marsh heykeli inceledikten sonra hayli şaşırmıştı. Ona göre bu heykel battaniye sarılıp gömülmüş bile olsa yüzyıllar boyunca toprak altında kaldığı için üzerinde alet izleri olmaması gerekiyordu. Ancak heykel üzerinde hala alet izleri vardı. Othniel bu devin büyük bir aldatmacı olduğunu açıkladı. Bilim insanları ve din adamları iki farklı görüş sunuyorlardı. Diğer yandan bazı insanlar yakın bir zaman önce William Newell'ı sırtında kocaman bir sandıkla yürürken görmüşlerdi. William'ın anlatacak bir hikayesi olabilirdi. Günler sonra heykelin kopyaları çıkmaya başladı. Sadece bir hafta sonra ülkenin birçok yerinde sergiler açıldı. Girişimciler bu ilgiyi fırsata çevirip para kazanma şansını tepmemişlerdi. Heykel hisselerinin bir kısmı 23 bin dolar karşılığında bir sendikaya satıldı. Satılan hisselerin tamamı ise aslında başka birisine aitti. William'ın ismini açıklamadığı bir isme. Ama o günlerde bunu hiç kimse bilmiyordu. Bu çok daha sonra gün yüzüne çıkacaktı. Hemen gerçek heykel için bir sergi açıldı. Akabinde binlerce insan onu görmek için sergiye akın etti. Çok kısa sürede büyük bir hengame kopmuştu. Hemen hemen her yerde bu olay konuşuluyordu. İşler çığırından çıkmıştı. Artık gerçekler gün yüzüne çıkmalıydı. 10 Aralık 1869'da bir adam basının karşısına çıktı ve her şeyi itiraf etti. İsmi George Hall'du. Nefilim eski ayette bahsi geçen bir kelime. Türkçe'ye iri adamlar, dev adamlar olarak çevrilebilir. Onlar Adem ve Havva'dan önce bile yeryüzünde yaşadığı inanılan canlılardı. George Hall bir ateisti. 1858'de gazetede bir haber okumuştu. Bir araştırmacı jeot içerisindeki sıvıyı içmiş ve taşlaşmıştı. Bu sahte hikaye George'un zihninde garip bir fikrin yeşermesine neden oldu. Kutsal kitaplarda bu tür devlerin olduğunu öğrenmişti. Şimdi amacı sahte bir kutsal figür yaratıp insanların aslında ne kadar dayanıksız, mantık dışı şeylere inandığını göstermekti. George heykeli kendisi yapmadı. 1868'de Edward ismindeki Alman bir taş yontucuyla anlaştı. Ona gizlilik sözleşmesi imzalattı ve bu heykeli yaptırdı. Model ise George olmuştu. Edward heykele gizemli bir yüz ekledi. Ellerini karnının üzerine koydu. Bir bacağı diğerinin üzerine getirdi. Heykelin yüzüne esrarengiz bir gülümseme ekledi. Edward daha sonra devin eski ve yıpranmış görmesi için ona lekeler ekledi. Asitler kullandı. Tahtaya monte ettiği sivri aletlerle heykeli dövdü. Heykelin yapımında Edward'la beraber birkaç isim daha çalıştı. Bu heykel George'a günümüz parasıyla yaklaşık 50 bin dolara mal olmuştu. George, Kasım 1868'de kuzeni William Newell'ın çiftliğine taşındı. William, George'un uzaktan kuzeniydi. Tam da George'un istediği gibi ufak bir kasabada yaşıyordu. George'un William'a bu planı kabul ettirmesi çok kısa sürdü. Zengin olma fikri William'ı cezbetmişti. Aylar sonra iki kuzen bu planı devreye soktular. George ve William heykeli beraber gömdüler. Tek bir kuralları vardı. İnsanlar heykelin asırlardır toprak altında kaldığına inanmalılardı. İkili planda hataya yer vermemek için ellerinden geleni yaptı. Heykel aylarca toprak altında kaldı. Daha sonra Newell heykeli bulan Gideon ve Henry'yi kiraladı. Fakir, olaydan haberi olmayan masum çiftçilerdi. Kuyu açmak için toprak kazan işçiler dakikalar sonra heykeli buldular. Ve daha sonra şehir karıştı. Şubat 1878'de Chicago'daki bir gazete hem heykeli yapan hem de bulan işçilerin itiraflarını yayınladı ve olayı halka duyurdu. Olayın aslını öğrenen sirk patronu ve showman Phineas Taylor Barnum şunları söylemişti. Her dakika bir enayi doğar. Aynı Barnum daha önce bu heykeli satın almak için 2 milyon dolara yakın bir teklif yapmıştı. Satın alamayınca da kopyasını yapıp sergilemişti. 1870'te mahkeme heykelin sahte olduğuna karar verdi. Ama sahtekarlık ortaya çıktıktan sonra bile insanlar hala Cardiff devini görmeye gidiyorlardı. Bu olay yüzünden hiç kimse ceza almadı. Heykel 1901'de başka bir sergiye transfer edildi. Daha sonra da satıldı. George olsa kolay yoldan kazanılan paranın büyüsüne kapılmıştı. 1877'de başka bir heykel yaptırıp yine insanları kandırmaya çalıştı. Ancak bu sefer sahtekarlığı kısa sürede anlaşıldı ve yüklü miktarda bir ceza ödedi. George bu kandırmacasıyla hep övündü.
her yerde insanları nasıl kandırdığını göğsünü geri geri anlatıyordu. George Hall 1902'de bilinmeyen bir nedenden hayatını kaybetti. Orijinal heykel ise 1947'den beri Cooperstone Çiftçi Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.